Dünden bu yana başlık aslında reisinin ölümü. İran Cumhurbaşkanı reisi taşıyan helikopterin enkazına sabaha karşı dağlık bir alanda ulaşıldı. Kazada reisiyle birlikte Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak şimdi bizlere. Ali merhaba. Tabii bir resmi açıklama geldi hayatlarını kaybettikleriyle alakalı. Sonrasında taziye mesajları yağmaya başladı. Cenaze törenine dair neler paylaşacaksın bize? Zehra, an itibariyle cenazeler tabii bulundukları noktalardan Tebriz'e doğru taşındılar. Cenazeler diyorum çünkü İran Cumhurbaşkanı reisi tek başına değildi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullah Hiyan, diğer yandan Tebriz Cuma İmamı ve Doğu Azerbaycan valisi de söz konusu helikopter içerisinde yer alıyorlardı. Ve bu dört isimle birlikte pilot, pilot yardımcısı ve reisinin özel koruması da vefat eden isimler arasında. Tebriz'e getirildi, götürüldü söz konusu cenazeler ve yarın ilk olarak orada bir cenaze merasiminin gerçekleşeceği belirtildi. İlk cenaze merasimi Tebriz'e gerçekleşecek, ardından cenazeler İran Cumhurbaşkanı reisi ve Emir Abdullah Hiyan'ın naaşı Tahran'a getirilecek ve burada da ayrıca bir cenaze merasimi düzenlenecek. Başkent Tahran'da da yine bir merasim planlaması yapılıyor. Başkent Tahran'da Velaz Meydanı'nda İranlılar orada toplanacaklar ve orada Cumhurbaşkanları için bir merasim yapması planlanıyor İranlıların. Diğer taraftan tabii ne olacak? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bu da merak konusu. İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü bugün bir açıklama yaptı devlet televizyonuna ve yeni Cumhurbaşkanı'nın geçici olarak Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir olacağını söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, İran Yargı Erki Başkanı ve Meclis Başkanı üçü birlikte 50 günlük bir süre zarfında yeni Cumhurbaşkanı'nı belirleyecekler. Bu önemli bir süreç, anayasaya bağlı kalacaklarını söyledi. Ve dini lider Hamenei'nin de ifade ettiği gibi ülkenin yönetiminde herhangi bir endişeyi gerektirecek durumun olmadığının altını çizdi İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü. Diğer taraftan tabii taziye mesajları da geliyor. Az önce İran lideri Ayetullah Ali Hamenei bir taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı reisi ve İran Dışişleri Bakanı'nın vefat haberinden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti ve tüm İranlılara ve ailelerine başsağlığı mesajı iletiyorum dedi. İran'ın eski cumhurbaşkanı, özellikle reformist kanadın önemli isimlerinden olan Hatemi de bir taziye mesajı yayınladı. Yine eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bir mesaj yayınladı ve Zarif aynı zamanda şöyle bir mesajında ifade de kullandı. Söz konusu kazanın müsebbiplerinden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hava yollarına uygulanan yaptırımlar nedeniyle uçaklarımızın, helikopterlerimizin, yedek parçalarının temini noktasında, bunları yenileme noktasında zorluklar yaşıyoruz. ABD yaptırımları da söz konusu gerçekleşen kazanın bir anlamda nedenidir ve ABD de bundan sorumludur şeklinde Cevat Zarif'in bir açıklaması oldu. Kazanın nasıl gerçekleştiği noktasında tabii henüz bir soruşturma başlatılmadı, ancak önümüzdeki günlerde özellikle de tabii şu anda İranlıların ana gündemi Cumhurbaşkanı reisinin hayatını kaybetmiş olması. Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan da aynı şekilde bu iki önemli isme gerçekleşecek cenaze merasimleri, cenaze törenleri önemli ve başlayacak olan siyasi süreç önemli. Ancak bir o kadar önemli olan bir diğer konu ki İranlıların da gündeminde zaten bu kaza nasıl gerçekleşti? 3 helikopterden bahsediyoruz. Üç konvoy şeklinde helikopter vardı ve reisi taşıyan helikopter düştü. Diğer 2 helikopter nasıl bir tarama gerçekleştirdi? Koordinasyon sağlanamadı mı? Bu kaza neden gerçekleşti? Buna ilişkin bir soruşturma tabii başlatılacaktır. Teknik bir inceleme başlatılacaktır. Akıllarda acaba bir sabotaj ihtimali var mı sorusu da İran içerisinde, Tahran sokaklarında bunu da görebiliyoruz. Ancak İranlılar tabii ilk etapta bu şokun içerisindeler. Cumhurbaşkanı reisi, İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan, Tebriz Cuma İmamı'na ait cenazeler Tebriz'e götürüldü. Yarın orada bir cenaze merasiminin yapılması planlanıyor. Ardından da cenazeler Tahran'a getirilecek ve burada da bir cenaze töreni düzenlenecek Zekra.